Değerli izleyenler, bir programımıza daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Yalova'da Subaşı beldesindeyiz. Kivi yetiştiricisi Hüseyin Çoban'la birlikte kivi yetiştiriciliği hakkında konuşacağız. Hüseyin Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Sizler sormalı. Biz deyiz çok şükür. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kivi yetiştiriciliği açısından Yalova önemli bir yere sahip. Yalova'da ağırlıklı olarak kivi yetiştiriciliği hangi bölgelerde yapılmakta? Genelde Altınova'ya bağlı Subaşı ilk buralarda yetişmeye başladı. Altınova, Subaşı ağırlıklı. Çevre köylerde de yeni yeni kivi üretimine başlandı. Evet. Kaç yıldır kivi üretimi yapılıyor bu bölgede? Büyüklerimiz 88 yılı itibariyle 4-5 bahçeyle başladı. Daha sonra ticari amacı bakıldı ki iyi. Bir daha yaygınlaştı. Eski elma bahçelerini, nektarin, şeftali bahçelerini söküp kiviye yöneldik. Şu anda da çiftçimiz memnun. Burada hangi türler gidiyor? Yaş meyve için mi, sanayi için mi üretiliyor? Onları soruyorum. Genelde doğrudan halka tüketim amacıyla, sanayi olarak yok. İşte Golden Kiwi denendi fakat burada randıman alamadık. Evet. Avrupa ülkelerinde denenmiş. Oralarda randıman alındı. İtalya'da ve Yunanistan taraflarında giden arkadaşlar gördüler ama bizim burada bu cinsin randımanını vermedi. Evet. Kivi'de bakıma geçmek istiyorum. Budaması özellikle nasıl yapılmakta, hangi dönemde yapılmakta? Budama diğer meyvelerle hemen hemen aynı dönemde. Kasım ve Mart ayı içerisinde, Kasım'la Mart ayı aralığında budanır. Fakat tabii yıl itibariyle bazen Mart'a bırakmıyoruz. Eski anaç dallar çıkartıyoruz içerisinden. Bu yılki sürgünler, dikkat ederseniz kamera bilmiyorum görüyorum, şu sürgünler bir dahaki yıl meyve verecek. Evet. Şu meyve veren dallar gövdeye yakın yerden makaslarla çıkartıyoruz. Bir dahaki yıl diğerlerini bırakıyoruz. Hafif ucundan vuruyoruz bunları, bir dahaki sene bunlar meyve verecekler. Evet. Ortalama ne kadar sürüyor budama bir dekar arazi veya 10 dekar arazide? İşte 8-10 kişilik grup geldiğinde, mesela benim burası 5 dekar, 1,5-2 günde buduyorlar. Ortalama. Biraz da ustanın maharetine de bağlı yani gelen budamacıların. Evet. Budama takımları nasıl oluşturuluyor burada? Büyük makaslarımız var. Anaç dalları önce büyük makaslarla çıkartıyoruz. Daha sonradan uçlarını bildiğimiz bağ budama makaslarıyla uçlarını alıyoruz. Arkadan da temizliğini yapıyoruz. Tellerden aşağı iniyor. Daha sonra makineyle de kıyıyoruz içerisinde. Şimdi yeni yeni kompresörlü budamaya başlandı. Bunlar havalı kompresörle. Onun da tabii biraz daha hızlı budama oluyor. 4-5 kişi girdiğinde diğerini hemen hemen yarı yarıya fark ediyor yani. Tabii budamayı bitirdikten sonra gübrelemeler, kış gübrelemesi başlıyor sanırım. İlk gübrelemeyi ne zaman yapıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? İlk gübrelemeler işte Ocak ve Şubat aylarında kök gübrelerini atmaya başlıyoruz. Toprak altı 15-15, aşure dediğimiz gübre var, onu atıyoruz. Daha sonradan işte Mart sonu itibariyle işte şeker dediğimiz şeker gübreyi, azotlu gübreler atmaya başlıyoruz. Bazı dönemlerde potasyum erken uyguluyoruz, toprak altında hazır bulsun diye. Periyodik olarak işte dengeleyici gübreler, dengeleyici gübrelerle beraber asit veriyoruz. pH'ı düşürmek için, suyun pH'ını dengeleyebilmek için. Yine potasyum, mesela bu aşamada şimdi hem dengeleyici hem potasyum sülfat ağırlıklı gübreleri verip suyla beraber sistemden gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Asada yaklaşana kadar aralıklı potasyumunu veriyoruz. Hasatta yakın 10-15 gün kala herhangi bir uygulamanız var mı? Şey olarak veriyoruz, nitratlı gübre veriyoruz mesela, depoya daha dayanıklı olsun diye. Fakat bunu çoğu arkadaş da vermez yani, çoğu kişi de bunu bilmiyor. Fakat uygulayan arkadaşlar da var. Ben kendim uyguluyorum. Kalsiyum uygulaması yapıyor musunuz kiviye yapraktan? Yapraktan uygulamıyoruz. Kalsiyumu genelde kökten veriyoruz. Yaprak gübresi uygulamanız mevcut mu? Yapan arkadaşlar var fakat arada herhangi bir fark görmedik. Ben şu ana kadar yapraktan herhangi bir yaprak gübresi uygulaması yapmadım. Genelde damlamayla? Genelde sistemden damlamayla gönderiyoruz, sprinklerle.
Sulamalar hangi dönemde başlıyor burada? Ne zamana kadar devam ediyor? Nisan sonu işte yıllar itibariyle fark ediyor tabii. Bazen erken dönem sıcaklar bastırdığında hemen kısa dönem suyunu veriyoruz. Yani toprağın nemiyle alakalı bu. Çok erken verirsek zaten sararma yapıyor. Kök boğaz çürüklüğü yapıyor. O yüzden toprağın nemiyle alakalı olduğu için toprağa bakıyoruz. Eğer aşırı hemen su istemeye başlıyorsa hemen yüzeysel bir sulayıp bahar ayını o şekilde atlatıyoruz. Şu anda mesela yoğun bir şekilde 2,5-3 saate varan bu aşırı sıcaklarda sulama yapıyoruz. Hem gübreleme hem sulamaya veriyoruz işte. Nisan sonu gibi tabii havaların durumuna göre başlıyor. Hasata kadar devam ediyor mu? Hasata kadar, hatta hasattan sonra da yine ağaçlar kendine bir gelsin diye hasattan sonra da sulamaya devam ediyoruz bir iki defa. Öne çıkan hastalık ve zararlılar neler? Mesela kök boğaz çürüklüğü yaptığını belirttik. Bunun yanında yaprak yanıklığı ve benzeri başka hastalıklar oluyor mu? Fazla yaprak yanıklığı rastlamış değiliz. İşte bazı ağaçlarda zaman zaman gövdelerde böyle bir kanamalar falan oluyor. Onu da işte bakırlı ilaçlarla tedavi yönüne gidiyoruz. En fazla bizim şikayetçi olduğumuz kök boğaz çürüklüğü. Zararlı açısından neler var? Sinek ve benzeri oluşabiliyor mu? Yok. Şu ana kadar herhangi bir zararlı ile karşılaşmadık yani meyve üzerinde. Sadece beyaz pis dediğimiz, diyaz pis mi diyorlar, ne diyorlar işte onu? Diyaz pis. Diyaz pis diyorlar. Bölge bölge değişiyor ismi. Onun için admiral türü ilaçlar atıyoruz. Ondan iyi, güzel bir çözüm aldık. Daha önceden suprasit türü ilaçlar atıyorduk. Bu kadar randımanlı değildi. Şimdi gayet memnunuz. Eskiden meyveye dahi bulaşma riski vardı. Evet. Birkaç yıldır admiral kullanıyoruz. Şu anda gayet de güzel. Kışlık ilaçlama olarak bakırlı ve yazlık yağ kullanıyor musunuz? İşte yazlık yağ kullanan arkadaşlar var. Fakat dediğim gibi admiral türü sistemik olduğu için bu ilaç daha randıman verdi. Diğerleri o aynı randımanı vermiyorlar. Çözümü onda bulduk yani. Bakırlı uygulamaları ne sıklıkla yapılıyor? Bakır uygulaması işte sistemden gönderiyoruz veya yaprak çıkarmadan bakırı köklere, boğaza yakın yerlere bazı dönemler bakırlı yani göztaşı serpiyoruz ki kök boğaz çürüklüğüne engel olsun diye. Başka da öyle yapraktan veren arkadaşlar var. Fakat vermeyenlere, verenlerin arasında pek bir fark da görmüş değiliz yani. Kivi fazla böyle bakırı ihtiyacı, yani yaprağından ihtiyaç duyan meyvesi bir bitki değil. Benim kanımca, bilemiyorum yine de. Daha ziyade biz kök boğaz çürüklüğü için kullanıyoruz bakırlı ilaçları. Evet. Ortalama kaç ilaç yapıyorsunuz kivide? Ortalama işte kök boğaz çürüklüğü için veriyoruz göztaşını. Admiral atıyoruz. Bir de Stofex türü hücre yenileyici. İşte bu dönemlerde atılıyor. Yaprak gübresi veren arkadaşlar var. Yani 4'ü 5'i geçmez. Ortalama en fazla 4-5 ilaçla evet. Halledebiliyor. En fazla bizim kivinin derdi gübre. Evet. Gübre. Sürekli gübre veriyoruz yani. Potasyum ağırlıklı. Potasyum dengeleyici işte. Bunun içerisinde potas, fosfor. Çünkü bahar döneminde çiçek öncesi fosfor ağırlıklı gübreler veriyoruz ki çiçek güçlensin, dolgun meyve versin diye. Tabii kivinin diğer bir özelliği tel ve direk sistemi üzerine bahçenin kurulması. Kaç yıllık bir bahçe bu? Burası şu anda 13 yıllık bir bahçe. Evet. Tel direk sistem oluşumunu nasıl yaptınız? Önce direkler mi dikildi yoksa önce kiviyi dikip daha sonra mı tel direk sistemi kuruldu? Geçmişten biraz bahsedebilir misiniz? Önce demirlerini çakarız araziyi ölçülendirdikten sonra arazinin konumuna göre. Biz bunlara işte gergi demirleri. Çampara denir bizim halk tabiriyle burada. Daha sonra direkler dikilir. Alt sulama sistemleri hazırlanır. En son fidan dikilir. Fidan dikildikten sonra fidanın dibinden tele ip bağlanır. Küçük fideyken. Daha sonradan o fideye bantlanır. Tele geldikten sonra üst boğum koparılır. Koparıldıktan sonra çatallanmaya başlar fide. Ya bir daha yan dallara başlar büyümeye. O kışlık budamasını yapar. Yani terbiye sistemini veririz budamayla. Bir daha gördüğünüz bu şekilde kivi bir dahaki yıl zaten üçüncü yıl iyi bakılmış bir kivi. İkinci yıl bir iki tane gösterir bazısı. Üçüncü yıl ve dördüncü yıl bir daha kar etmeye başlarız. Evet. O
üst kısmını ikinci yıldan itibaren mi koparıyorsunuz? Kaçıncı yıldan itibaren? Tele vardığı dönem. Şimdi kaç yıl sürüyor? Bakımlı fidan eğer Kasım veya Aralık ayında dikilmiş veya bahar ayında düzgün yetişmiş, düzgün bir poşette olan fidan Haziran'da ve Haziran sonu Temmuz'da tele varır. Tele vardıktan sonra ana tele geldiğinde tepesini kopartırız ki alt boğumlardan yeni dallar çıkarsın diye. Koparmadığımız zaman tek yönlü büyür ağaç. Şekillendirmek daha zor oluyor. Evet. Önce tel direk sisteminizi kuruyorsunuz. Daha sonra fidanı evet. Kasım döneminde güzel tüplü bir poşette fidan. Poşette ise Haziran'da dahi dikilebilir. Yani poşette tüplü olan fidan dikim şeyi önemli değil. Yeter ki sizin sisteminiz hazır olsun. Çünkü dikerken de hemen can suyunu vermek durumundayız. Evet. Haziran'da dahi diken arkadaşlar var. Bir yılda üst tele yaklaşıyor yani boy olarak gidebiliyor. Tabii iyi köklenmiş poşetinde tüplü iyiyse özellikle 2 yıllık bir bitki bulabilirsek sıkıntımız o zaten. Biraz pahalı oluyor ama bizim için daha avantajlı. 2 yıllık tüpte veyahut da hazır dikilmiş köklü bulduğumuz zaman o senesi muhakkak teldedir, çatallanmaya başlar. Bir dahaki yıl bazı düzgün ağaçlar emek iyi göstermeye bile başlayabilir. Ama tabii ilk anaç önemli dikilişte fide. Fide canlıysa erken verime geçiyor. Aşılı mı geliyor direkt fideler? Kendiniz de aşılıyor musunuz? Direkt, nasıl? Direkt aşılı geliyor. Bir iki arkadaş denedi. Şimdi yabani aşılayan arkadaşlarda şöyle problemler rastlanıyor. Üstten kuruma yaptığı zaman iyi bakımsız fide veya bahar donları yapıyor bölgesi olarak. Gerçi bizim burada fazla değil ama Orhan Gazi'deki arkadaşların başına geldi bu. Orhan Gazi'ye bahçe yapan subaşıların diyeyim daha doğrusu. Üst kısımları bahar donlarına etkilendikten sonra aşağıdan yabani patlatıyor. Onu da çabuk farkına varamıyorlar. Yıl kaybediyor bu sefer. Biz aşılı olarak alıyoruz. O bizim için daha avantajlı. Soğuk zararı gerçi bu bölgede çok yaşanmaz ama soğuk ve doludan sıkıntı çekebiliyor musunuz? Tabii yıl itibariyle 3-5 yılda bir muhakkak. Mesela bu sene deniz boylarında bizim derazi dediğimiz mevkilerde bir iki bahçede don zararı oldu. Allah'a şükür 4-5 yıl önceden işte bir dolu yapmıştı. Ondan sonra bir şükür bir dolu zararı görmedik. Allah da korusun yani. O kötü. Hangi dönemde çiçeklenme yapıyor kivi? İşte Mayıs ayı içerisinde çiçeklenme yapıyor. İşte diyorum ya yıl itibariyle bazen 15 gün önce veya 15 gün sonra gelebiliyor. Mesela bu sene biraz daha bir 10 gün 15 gün erken çiçeklenme oldu. Bütün meyvelerde bunu hissettik yani. Nisan 15 gibi. Nisan 15, 20 bazen Nisan sonunu buluyor. Çiçeklenme ne kadar sürüyor ortalama? Yaklaşık bir 10 gün 12 gün sürer. Tabii o dönem. O da tabii havaların yine sıcak gitmesine bağlı. Havalar çok sıcak giderse çiçeklenme bir o kadar çabuk açar, döllenmesini yapar, uçurur. Havalar yağışlı gittiği, serin gittiği dönemlerde dolayısıyla çiçek uzun süre kalıyor. Fakat bu sefer de döllenme noksanlı oluyor. Çiçek döneminde herhangi bir yağmur ve benzeri afet olduğunda bu kalite şeyi düşürüyor mu, verimi düşürüyor mu? Muhakkak, muhakkak. Bütün meyvelerde olduğu gibi kivide de. Çiçek dönemi en hassas olduğu dönem. Yağış fazla aldığı dönemlerde kivilerde eksilme oluyor. Ve kalite de düşüş oluyor, rekolte de düşüş oluyor. Muhakkak etkiliyor. Evet. Tamamen iklimsel faktörlerden sıkıntı yaşadığınız yıllar oldu mu bölgede? İşte dolu vurduğu yıl oldu. Ova'da çok büyük zayiatımız vardı. 3-5 yıl önce bir dolu geçmişti buradan. O dönemlerde 1-2 yıl daha etkisini hissettik. Çünkü dolu geldi, bütün ağaçlar biçti. Yani kabuklarını falan soydu. Şimdi ağaç dolu yedikten sonra bir dahaki yılda ona göre tabii sürgünü zayıf kalıyor. Ağaç kendini yaralarını sarmak durumunda. Muhakkak etkiliyor tabii. Peki çiçek döneminde yaşanan herhangi bir yağmur ve benzeri sıkıntılardan dolayı verim alamadığınız yıllar gerçekleşti mi bölgede? İşte o doluyu zaten aldığımız yıl tam çiçek dönemiydi. Epey bir ağır oldu. Yaklaşık bazı bahçelerde yoğun geçti. Bu yeni otoban açıldığı bölgelerde çok yoğun geçti. O bölgelerde yani 2-3 yıl bunun sancısını çekti üreticimiz. Ortalama yetişmiş bir kivi bahçesinde bir dekardan aldığınız verim nedir? Bizim standardımız 4-4,5 ton. Yani 5 ton alan arkadaş var.
3,5 ton alanlar var. Ama standart 4-4,5 tondur. O da budamayla alakalıdır, seyreltmeyle alakalıdır, bakımla alakalıdır. Yani bunlar hep birbirine bağlı. Arazi koşulları önemli. Mesela benim şimdi burası biraz daha ağır topraktır. Ovada 3 çeşit toprağımız var bizim. Buraları biraz daha ağır toprak. Ovadaki geçirgen toprakla benim burası daha farklı. Burası kökboğaz çürüklüğünü fazla yapıyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz zayıf ağaçlarım var. Buralarda zamanında su duruyor bahar aylarında. Buralar etkileniyor. Şimdi ovanın en verimli toprakları ovanın orta yeri bizim. Otobanın geçtiği bölgelerde işin garibi en verimli yerlerdi. Maalesef böyle bir gidişat oldu. Oralarda 4,5 ton, 5 ton alan arkadaşlar var. Ha bizim de burada bereket var. İşte 3,5, 4 ton alıyoruz yani. Seyreltmeyi hangi dönemde yapıyorsunuz? Seyreltmeyi işte 15-20 gün önce yaptık. Şu anda hala yetiştiremeyen arkadaşlar var. Şu anda devam ediyor. Haziran ayı içerisinde? Tabii. Haziran sonu, Haziran başı. İşte o da çiçeklenmenin erken veya geç oluşuna bağlı. Haziran ayı içerisinde seyreltme yapılıyor. Seyreltmeyi neye göre yapıyorsunuz? Nasıl seyreltiyorsunuz? Seyreltmeyi şimdi şeylerde biz küp ederiz kivilerde. İlk sürgün verdiği yerlerde genelde zaten biraz çanta deriz biz. Yamuk böyle kivi çıkartır. Yan taraflarına o küpelerini alıyoruz. Zaten budama esnasında standart belli bir sayıda dal bıraktığımız için küpeler aldıktan sonra bu bahsetmiş olduğum işte dekar bazında 4 ton civarındaki kiviyi yılların deneyimiyle çıkartıyoruz yani. Tabii iyi bir bakım gerekli, sonunda gübreleme falan, ancak o şekilde. Bir dalda ortalama kaç kivi bırakabiliyorsunuz veya yan yana en fazla ne kadar olmalı ki kaliteli bir meyve yapabilirsiniz? Yan yana 5 tane 6 tanedir standart. Bu sene biraz geçen yıllara nazaran bu erken donlardan herhalde etkilendi. Bu sene 4'lü 5'li kivilerimiz dikkat ederseniz. 5'li 6'lı hani 7 tane bırakan arkadaşlar da var ama işte o zaman da kivi kalitesinden kaybediyor. Ağaç besleyemiyor çünkü o zaman adet olarak artıyor ağacın üzerinde. 5 tane 6 tane bir sürgündeki kivi adedi standart yani bizde. Hasat ne zaman kivide? Hangi tarihlerde yapılıyor? Hasat Ekim ayında. Ekim'in 15'inden sonra bir daha biz genelde zaten hasadı yapmadan önce şeker oranına bakarız kivinin. Aletlerimiz var, arkadaşlar da olan arkadaşlar var. İşte burada tarım zirayla satan arkadaşlar da var. Bir iki bahçeden alır numune götürürüz. Ekim ayı girdikten sonra bazı bahçelerde şeker erken gelir. Mesela benim burası biraz da kara toprak dediğimiz şey. Ovaya nazaran biraz daha erken şeker tutar. Aynı hasat döneminde diyelim ki Ekim'in 20'sinde topladık ovadaki şeyle. Benim buranın şekeri fazla çıkar. O yüzden birkaç gün, bir hafta öncesi falan buranın hasadı erken başlanabilir. Ama şekeri ne kadar iyi, halka sunmamız daha güzeldir. Mesela erken hasada biz karşıyız. Bazı arkadaşlar erken hasat ediyorlar. O da hoş bir şey değil. Bu sefer müşteri diyor, bu subaşı kivisi o kadar lezzetli değil. Aslında işte şeker oranıyla alakalı. Şeker oranı iyiyse lezzet bir o kadar artıyor. Ekim ayı içerisinde tek hasatta bitiriyor musunuz? Ne kadar sürüyor hasat? Tabii girdiğimiz zaman tek bir seferde sırayla işçilerle geliyorlar işte. Ambalaj sandıklarına dolduruluyor. Genelde biz madrabazlara, komisyonculara verdiğimiz için onlar boylamalarını yapıp soğuk hava depolarına koyuyorlar. Evet. Ekim, Kasım'a sarktığı oluyor mu hasadın? Ne kadar sürüyor mesela? İşte arazisi büyük olan arkadaşlar veya işçi sıkıntısı doğuyor zaten aynı anda hasat olduğu için. Bazen Kasım ayına da sarktı oluyor. Veyahut da işte iklimsel olarak bazen şeker oranını erken almayınca mecburen ne yapıyoruz? Ekim sonu veya Kasım'a sarkıyor. Bunun gibi yani başka bir şey yok. Genelde Ekim ayı içerisinde çok fazla bir değişiklik olmazsa Ekim ayı içerisinde hasat yapılıyor yani. Tamam. Kivi raf ömrü uzun bir meyve, uzun süre rafta bekleyebiliyor. Pazarlarken nasıl bir yol izliyorsunuz? Direkt komisyoncular mı topluyor bunları? Nasıl anlaşıyorsunuz? Götürüyor mu alıyorlar, kilo bazı mı alıyorlar? Nasıl bir ticaret oluyor burada? Şimdi kilo bazında alan arkadaş da çok, götürü alan arkadaş da çok. Şimdi bazı yıl geliyor adam, fiyatta anlaşırsa götürü veriyorum. Anlaşamazsak
kilo bazında anlaşıyoruz. Bu sefer toplayıp götürüyoruz. Soğuk hava deposunda kantara giriyoruz. Ne tuttu? Hasat sonu şu kadar. Ona göre periyodik çeklerimizi veriyorlar. Adam kendi adına koyuyor depoya. Tabii hasattan sonra çekler vadeli olarak geliyor sanırım size. Ne kadar vadeler uzayabiliyor? Bu komisyoncuya göre değişiyor. Yani 3 aylık vade olan da var. 5 aylık, 6 aylık vadeler de var. Paranızı alamadınız oldu mu her çiftçi gibi? Benim olmadı Allah'a şükür. Öyle bir terslik yaşamadık ama zaman zaman yıllar içerisinde olan arkadaşlar oldu. İşte bu sene 3-4 üreticimiz biraz mağdur oldu. Şirket birisi iflas etti. Hala da mağdurlar yani. Bir kayyumba falan gitti. Alabilirlerse mutlu olacaklar. Bunları da yaşıyoruz yani. Belirtmek istediğiniz başka bir şey var mı üreticilikle ilgili? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yani benim bildiğim bunlar. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Yalova'nın Subaşı beldesinde kivi yetiştiriciliğinin yoğunlukla yapıldığı bir yerde üreticimiz Hüseyin Bey'le birlikte kivi yetiştiriciliği üzerine konuştuk. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kazancınızın helal, mahsulünüzün bereketli olması dileğiyle. Hoşça kalın.